Çocuğunuz tırnak yeme alışkanlığına sahipse ne yapacağınızı biliyor musunuz? Çocuklarda sık görülen davranışlardan biri tırnak yemedir. Ve çocukların bu alışkanlığı aileyi rahatsız edecek düzeye kadar gelebilmektedir. Öyle ki parmak uçlarını kanatacak yaralar oluşmasına neden olacak kadar ağır bir şekilde tırnaklarını yiyen çocuklar bulunmaktadır. Tırnak yeme davranışı genellikle ağır stres duyulan bir olayın yaşanması ile başlar ve genellikle çocuğun gergin hissettiğini ifade etme biçimidir. Örneğin, çizgi film izleyen çocuk onu korkutan bir sahneyle karşılaştığında hemen tırnağını yemeye başlar. Genellikle çocukluk döneminde başlayan bu davranış ergenlik döneminde ciddi derecede artar ve bazen yetişkinlik döneminde bile bu alışkanlık devam eder. Aileler bu durumla baş etmek adına pek çok farklı yöntem deneyebilir. Örnek, acı oje sürülmesi, ellerin bağlanması gibi yöntemler en bilinen yöntemlerdir. Fakat bu yöntemler tırnak yeme davranışını sonlandırmaz. Sadece belirli bir süre kısıtlar. Hatta öyle ki bu kısıtlamanın ortadan kalkması durumunda çocuk tırnağını eskisinden daha büyük bir iştahla yemeye başlar. Bu konuya dair cezalar verilmesi ya da ailenin sürekli olarak çocuğu uyarması da sorunu çözmeyecek, hatta davranışı daha çok artıracaktır. Peki, aileler ne yapmalı? Tırnak yeme davranışını sonlandırmak için yapılması gereken ilk şey, bu davranışa neden olan gerginlik, yaratıcı durumu bulmak ve bu durumu ortadan kaldırmaya çalışmaktır. Önemli olan çocuğun tırnak yemesine neden olan içsel gerginliğini azaltmaktır. Ailede tırnak yiyen biri varsa bu davranışı çocuk modelleyebilmektedir. Bu nedenle ailedeki diğer tırnak yiyen kişinin de tedavisi en az çocuğun tedavisi kadar önemlidir. Bu konuda bir uzmandan muhakkak yardım alınmalıdır. Ailede sürekli olarak bu konunun konuşulması çocuğun gerginliğini daha çok arttırmakta ve benimle değil tırnağımla ilgileniyorlar şeklinde düşünmesine neden olabilmektedir. Çocuklar ailelerinin dikkatini çekmek adına bu davranışı geliştirebilirler. Bu nedenle 4 yaşına kadar bu davranışın görmezden gelinmesi en doğrusu olacaktır. Bu davranışı bırakabilmesi için çocuğunuza zaman verin. Onu bu konuda zorlamayın ve ona sevgiyle yaklaşın. Bu konuda bir uzman desteği almaktan asla çekinmeyin. Çünkü çocuklar bizim her şeyimizdir.